Ercem TV izleyenleri, Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgündüz'le İnanç Dünyamız programına başlıyoruz. Geçen hafta Hazreti Nuh peygamberi işledik. Bildiğiniz gibi inanç esaslarımız konusuyla programımız bizim başladı ve öyle devam ediyor. İlk haftalarda biz ispat-ı vücut, tevhid, adalet konularını işledik. Nübüvvet konusuyla devam ediyoruz. Hazreti Nuh bölümünde kaldık. Geçtiğimiz hafta Hazreti Nuh'un yaşamından, ömründen, çocuklarından konuştuk ama tufan olayına girmemiştik. Bu hafta tufan olayını konuşacağız. O gemi nasıl havaya kalktı, suyun üzerine o kadar şiddetli yağmurla mı oldu? O dönem yer şekilleri nasıldı? O gemiye hayvanlar nasıl dolduruldu? Bunları Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgündüz'le konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazreti Nuh'un o tufanını bir değerlendirebilir miyiz? O tufan nasıl başladı? Gemiye hayvanlar nasıl dolduruldu? Gemi nasıl havalandı? Yani o suyun altında kalmadı da suyun üstüne çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulillah ve ehli beytihi tahirin. Size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Cem TV izleyenlerine de dünya ahiret saadeti diliyorum. Bugün ner kutlu doğum haftasıdır. Hem fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin viladet günleridir. Hem onun getirdiği güzelim dini cahiliyeyi yok eden o kusursuz temeddünü Beni Ümeyye yeniden kendi cahiliye törelerini ihya edip bu dini çarpıtmaya 100 yıla yakındı uğraşmışlardı. Onun çarpıtmalarından koruyup kurtaran ilmiyle, irfanıyla 6. imamımız Peygamberimizin 4. kuşak torunu İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın viladet günleridir. Bütün İslam alemine ve onları sevenlere tebrik arz ediyorum. Allah mübarek etsin. Ve de inşallah bu kutlu viladet münasebetiyle Resul-i Ekrem ve İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ı sevenleri aydınlık günlere çıkarsın. Üzerimizdeki kara bulutları bertaraf etsin, birliğimizi, dilimizi bozmasın. Nuh Aleyhisselam birçok rivayetten anlaşılan en çok yaşayan peygamberdir. Yani ömrü en uzun olan peygamberdir. Ehl-i Beyt Aleyhisselam'dan nakledilen rivayet, farklı rivayetler var yaşı konusunda da. Bu bana daha cami geliyor. Bunu teyit eden diğer rivayetler de var. Ehl-i Beyt'ten gelen bir rivayette birçok kanaldan gelmiştir. Nuh Aleyhisselam'ın 850 yıl peygamberlikten önceki ömrüdür. Bunun 300 küsur yılı Adem Aleyhisselam'ı da görmüştür. Yani yaklaşık 3 asır Adem atamızla beraber yaşamıştır. Hazreti Nuh Aleyhisselam. Dolayısıyla Şiş Aleyhisselam'ı da görmüştür. Onun nübüvvetini de yaşamıştır. Ama onların vefatından sonra inzivaya çekilmiş. Birkaç yüz yıl sürmüş bu inziva hali. Birkaç yüz yıl, 400 küsur yılda inziva hali. Çünkü halk
çok şey itaat etmemişler. Yani hatta putlar oluşmaya başlamış. Bu Ehl-i Beyt'ten gelen rivayetin orijinali şu. 850 yıl peygamber olmadan önce yaşamış. 950 yıl, buna Kur'an şahadet ediyor, bu 950 yıl nübüvvet dönemi, tebliğ döneminin. 950 yılda tebliğ dönemi sürmüş. Kendisine peygamberlik verilmiş. Ve ulul azm peygamber, yani müstakil şeriatı var bütün aleme, bütün dünyaya mebus olmuş. Onun için ulul azm peygamberlerden birisidir. 5 ulul azm olan. Efendim 950 senede bu sürmüş. 200 sene bu 950, 850 daha 1800. 200 sene de gemi inşası, tufan ve geminin karaya oturması dönemi. Bu etti 2000 yıl. Karaya gemi oturduktan Nuh aleyhisselam kendisine iman edenlerle beraber çıktıktan sonra 500 yıl yaşamış. Şehirler, o da yeniden evlatları için şehirler kurmuş. Onun 3 oğlundan bütün beşeriyet yeniden türemiş. Şimdi genelde bu tabii ki genetik bilimcileri daha çok ilgilendirir. İnsan soyu bu Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğluna istinad edilir. Peki diğer müminlerin türemesi ne oldu? Onlardan türeyen nesiller ne oldu? Hani gemiye binen 70 civarında mümin vardı ya. Evet. Peki onların soyu ne oldu? O konuda bu bir soru akılları meşgul eden. Eğer beşerin türü, insan türü sadece Nuh Aleyhisselam'ın bu 3 oğlundan türemişse, o zaman diğerlerinden demek ki kimse kalmamıştır. Soyları kesilmiştir belki belli bir aşama sonra. Bu konuda İki tür cevap vermek mümkün. Bir, 70 civarında kimse buna da kesin diyemiyor. 80 diyen var, 78 diyen var, 72 diyen var, 7 diyen var. Anlatabildim mi? O zaman bir ihtimal şu. Bunların tamamı kendi ailesiymiş. Oğulları, gelinleri, torunları bunlardan ibaretmiş. İmtihanı herkes kaybetti. Diğer ihtimal, bir rivayet daha var. İmam Cafer Sadık İmam ya da İmam Rıza Aleyhisselam'dan birisi soruyor, diyor ki Nuh'un tufanında hadi büyükler suçluydu, öldüler. Minnacık yavruların suçu neydi? İmam ona şöyle bir cevap veriyor. Hadis sahihse tabii ki senedi incelenebilir. Buyuruyor ki onların içinde hiçbir çocuk yoktu. Ne oldu çocukları? Buyuruyor ki hepsi büyüdüler. Ya, tam yeniden niye doğulmadı? Buyurdu ki 40 sene
tufana kala, Allah onların erkeklerini ve kadınlarının doğurganlık özenliğini aldı. Akim etti onları. Dolayısıyla en küçüğü 40 yaşındaydı. Yani hüccet hepsine tamamlanmıştı. 40 sene önceden akim edilmişlerdi. Doğurganlık özellikleri yok edilmişti. Böyleyse, yani böyle bir afet gelmişse beşeriyete, umum olabilir peygamber hanedanını müstesna olmak kaydıyla. Dolayısıyla bu mümin olan az sayıdaki insanın da nesli olmayabilir. Yani eğer insanlık kesinlikle Nuh Aleyhisselam'a ikinci Ebu'l-Beşer olarak ulaşıyor, başka yoksa, sadece o üç oğluna, genetik bilimciler de böyle diyorsa, ki burada öyle bir şey naklediyor, o zaman demek ki onlar da hakim olmuş. Mümin olmasına rağmen, çünkü Kur'an'da bir ayet var, buyuruyor ki, korkun o azaptan ki, o afetten ki geldiğinde umum gelir. Yani artık ayırt etmez. İyi, mümini, kafiri birbirinden ayrı bir deprem geldi mi, depremde ölenlerin hepsi cehennemliktir anlamı taşımıyor. Onun için bazı gafiller o zaman, hatta Mehmetçi'ye de dil uzatmışlardı, evet, falan. Utanmadan bir ülkeme gelen afetten oradan da bir ideoloji, bir siyasi şey çıkarmışlardı. Öyle değil. Yani afet geldiğinde umum gelir. Artık günahlı günahsız seçmiyor. Dolayısıyla Kur'an buyuruyor ki işte geldiğinde iyi kötüden ayırmayacak umum olan o afetlerden korkun. Bunu niye diyor bize? Bize diyor ki mesela müteahhit eğer donatıyı yeterli koymuyorsa hepimiz itiraz edelim kardeşim. Sizin sahtekarlığınız yarın bizim başımıza milletçe felaket getirir. Eğer siz deprem yönetmeliğine uygun donatı kullanırsanız birilerimiz ölüp kalanlarımız da onlara yas tutmayız. Birçok ülkede bizim depremden çok daha büyük depremler yaşanır. Hadi Japonya dünyanın ileri gelen ülkelerindendir. İlerlemiş ülkelerindendir. Abi Brezilya'da 7.8 1,5 dakika sürdü deprem. Değil mi? Evet. Birkaç kişi o yoldan geçerken başına saksı düştü. Yok işte bu birisi korkusundan kendisini pencereden attı. Öyle birkaç kişi öldü. Bizimkinin iki katı büyüklükte, daha fazla, onu deprem bilimciler söylesin. Çünkü o her nokta bir dediğin bir katlıyor yani. İşte bu böyle bir... Küçük bir fark olmuyor yani, çok ciddi. Büyük bir farkla bir buçuk dakika, hem de bizimkinin zaman olarak iki katı salladı yeri, daha güçlü salladı. Ölen olmadı, enkaz altında kalan olmadı. Ama biz aylarca enkaz altında cenaze çıkardık. O travmayı hala yaşıyoruz. Hala ailesini kaybedenler, bulamayanlar, akıbetini bilmeyenler. Onlar ne yaşıyor biliyor musunuz? Onların iç dünyasını, sevdiklerini kaybetmiş. Cenazesine ulaşmamış. E peki ne oldu? Allah hiçbir Müslümanı, hatta hiçbir iyi insana göstermesin. Müslüm, gayrimüslim. Efendim, ha topyekun itiraz edeceğiz. Kardeş sen afete davetiye çıkarıyorsun. Deprem aslında afet değil. Bizim tedbirsizliğimiz, bizim açgözlüğümüz, bizim sahtekarlığımız depremi afete dönüştürüyor. Yoksa biz de deprem yönetmeliğine göre donatı kullanıp bina, sağlam bina yaparsak deprem geldiğinde bir heyecan yaşarız ancak, başka ne olacak ki? Efendim, evet. Şimdi dönelim konumuza. Öyle bir bela gelmişse, insanları tabir caizse akim edecek, doğurganlığını etkileyecek, öyle bir
afet, öyle bir hastalık, AIDS gibi mesela. Gelmiş, yayılmış, hepsini aküm etmişse bu mümin olanları da tutabilir. Dolayısıyla gemiye binenler tufan afetinden kurtuldular. Ama ondan 40 yıl önce diğer afetle Allah bunların neslini kesmek istiyordu. Ve Nuh aleyhisselam tek Ebu'l-Beşer sani olacak. Takdir-i ilahi buysa bunlar da doğurganlığını kaybetmiş olabilir. Doğrusu da bu. Çünkü bunlar kaybetmese ötekiler şimdi aynı ulustur. Bunların kızı varsa kızını alacak. Oğlu varsa oğluna kızını verecek. Dolayısıyla umum olma ihtimali yüksektir. Öyle olunca da doğurganlık özelliğini mümin olanlar da kaybetmiştir. Nuh'un evlatları müstesna. Bundan Allah nebisini her afette koruduğu gibi bu afette de korumuş. Bu da bir ihtimaldir. Dolayısıyla bu da ikinci ihtimal olarak Nuh Aleyhisselam'ın neslinden başka nesil kalmamış olabilir. Değilse, yani genetik mühendislik buna itiraz ediyorsa... Ha, o zaman diyeceğiz ki demek ki o müminlerin soyu da devam etmiştir. Çünkü hiçbir şeyi kesin ifade edemiyoruz ki biz burada. Rivayetlere dayanıyoruz. Rivayetlerin de hepsi tek hedefe vurmuyor. Mantık yürütmeye bu sefer, mantıkla oturtma, Kur'an'la tezat teşkil etmeyecek, mantığa daha yakın olanını kafamızda oluşturduğumuz kompozisyonla bir bütünlük arz edenini seçiyoruz. Ben bunu seçiyorum. O birisi başka rivayeti daha mantıklı bulabilir. Onun için afaki konuşmak yerine Nuh Aleyhisselam'ın nesne mesela Orta Doğu insanlarına ne diyorlar? Sami kavim diyorlar. Evet. Sam Nuh Aleyhisselam'ın Sam adındaki oğluna nispet verilerek. Kenani yok çünkü Kenan helak oldu. Nuh Aleyhisselam'ın kendi oğlu o tufanda helak oldu. Helak aslında oldu, o evet. Tufanda nasıl helak oldu diye gelmeden önce o tufan nasıl olduğu biraz konuşmak belki iyi olur. Bir de o dönemin coğrafik yapısıyla şimdiki yapı da şimdi muhtemelen aynı değildi. Nuh Aleyhisselam bunların putperestliğinden çok muzdarip, daha peygamber olmadan önce yüzlerce yıl münzevi yaşadı. Evlenmedi bile. Evleneceği bir mümine hatun yoktu. Davetinden sonra bir eşi Amura Hanım iman etti. Onunla da işte izdivac ettiler. Tam bir de Kafire Hanım'ı da oldu sonra. Belki de o da iman etmişti. Sonra çünkü kendisine iman edenler azap vaadinden sonra birçoğusu yani üçte ikisi iman edenler de çünkü Allah azapta acele etmiyordu. Melekler de Nuh Aleyhisselam'dan ricada bulunuyordular. O tür rivayetler var. Ki yeryüzüne Allah'ın böyle bir umumi afeti Adem'den bu yana ilk olacak. Bunda acele etme. Üç defa böyle bir gecikme oldukça kendisine inananlar sefer imandan çıktılar. Aslında iman edenler çoğalacağına iman edenler azalmaya evet. Başladı. Onda da bir rivayet şöyle diyor. Diyor ki aslında Allah tam
işte Necat gemisine binmeye layık olanları ayıklamak istedi. Anlatabildim mi? Yani Müslüman olmuş, mümin olmuş, zahirde peygambere iman etmiş ama içindeki bütün putlarını henüz kıramamıştı. Nifakın kalıntıları vardı. Bir iki imtihanda habire döküldüler. O Necat gemisine binecek olanlar tam halis kullar olarak kaldılar. Onun için şimdi belki de hanımı da o imtihanlarda küfre yine dönenlerden oldu. Şimdi 950 sene dile kolay. Çok uzun bir süredir hakikaten ya. Bir tarihimize bak. Yani Türk tarihine bakacak olursan Osmanlı tarihinin 1,5 katından fazla bir zamandan bahsediyoruz. Evet. Cumhuriyeti de koyuyoruz üstüne, yine dolduramıyoruz. Yine 250 seneye yakın bir şeyimiz kalır, açığımız kalır. Selçuklu'yu da koymamız lazım. Efendim, bir kişinin tebliği bu kadar mücadele etmiş ve iman etmiyorlar. Başta edenler bile dinden çıkıyor. Hocam, burada bir parantez açıp bir soru sorsam. Yani o iman edenler döküldüler ya. Yani çok mu haksızlardı? Yani işte bunu yapın, hani bir azap gelecek, işte bunu yapın gelmedi, sonra bunu yapın gelmedi, sonra bu arada büyük ihtimalle nesil de değişiyor. Yani o aralar çok yakın mı değil mi, o vaatler değil demiştik geçen hafta. O ağacın yetişmesi, meyve vermesi, çoğalması falan. Ya bu arada nesiller de değişiyor. Anne baba işte ölüyor, çocuk büyüyor ve bu arada hala o tufan bekleniyor. Yani ümitlerin kırılması, o şeylerin, şevklerin kırılması, güvensizlik oluşması çok mu anormal orada? Şimdi anormal başka şey, ilk sorduğun şekliyle haksızlar mı? Bu başka bir şey. Evet. Haksızlar, kesinlikle haksızlıklarını haksızlar. Ama fıtratı beşer veya insanın zaaflarını göz önünde bulundurursak, şimdi bizim İmam Mehdi 900 ay bizi aştı, 1000'i aştı, 1150 sene yaklaşık. Yani 12 asıra yakın görmüyoruz. Evet, ama bir sürü zulüm çektik. Gel ya Mehdi dedik, gelmedi. Şimdi bizim Ehl-i Beyti Resul-i Ekrem Nuh'un gemisine bu açıdan da benzerliklerinin bir sebebi de bu olabilir. Anlatabildim mi? O gemide kalabilmek Ehl-i Beyt Necat gemisi olarak Nuh'un gemisine benzetilmiş ya. Meselü Ehl-i Beyti kemeseli sefineti Nuh'in aleyhisselam. Gemiden o zaman tehallüf edenler helak oldular. Gemiye binenler necat buldu. Ehl-i Beyt'in necat gemisinden kaçanlar helak olur. Şimdi uzadı diye biz Mehdi'den vazgeçtik. Hatta peygamberin demek sözü de estağizubillah doğru değilmiş. Hani ne zaman zuhur edecek? İşte bebekler kesiliyor. Suudi Arabistan İsrail'i, Amerika'yı memnun etmek için 30 milyonluk bir ulusu, bir ülkeyi açlık, sefalete mahkum etmiştir. Başına mikrop yağdırıyor, bomba yağdırıyor. Bu imam zaman ne zaman gelecek? Şimdi gelmeyecekse ne zaman gelecek? Deyip İmandan dönmek gibi. Ehl-i Beyt'ten vaz mı geçelim öyledir diye. Her bela geldiğinde veya her zalim türediğinde İmam Mehdi gelmedi diye biz de dönüp Necat gemisinden kaçanlardan mı olalım?
Hem o akli bir sebep değil. Ya inanmayacaksın, demek ki sen inanırken delile dayandırmamışsın. Yani yakin mi? Diyelim ki bazen oluyor, kendisi de o zalimden bıkmış, birisi çıkıyor, bir Karaoğlan çıkıyor, bir Gandhi çıkıyor. Ona muhalefet ettiği için buna iman ediyor, bunun davasına düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı. Evet, ya da onun sınıfındandır, işçi sınıfından birisi, müstazaf sınıftan birisi çıkmış, o hesaba göre katılmış olur. İster istemez onun dini ideolojisi neyse o görüşü zahiren benimsemiş oluyor. Onun bir nübüvvet makamı olduğunu, bir saltanat değil. Bugün oy veririm, yarın pişman olurum. Vay, elim kırılsaydı da oy vermeseydim. Bu bizi belaya soktu. Böyle bir şey yok. Peygamberlik meselesi böyle değil. Çünkü onun meselesi dünyevi keyifle ilgili değil sadece. Dünya ve ahiret saadetini temin ediyor. Temin eden bir yolu sana gösteriyor. Bazen nefsine ters düşen şeyler senden istiyor. Canının istemediği şeyler senden istiyor. Dolayısıyla peygamber mesela o muhalif taraf, o zalim taraf yok edilecek deyince oh be, dünya bize kalacak. Zalimlerden yehpare bitecek, kurtulacak yeryüzü bize kalacak. O arzu gecikince, aceleci olunca o ki helekel müstacilun. Hadis var. Mehdi aleyhisselam konusunda acele edenler, aceleciler helak olurlar. Gemiden çıkarlar. Olsaydı şimdiye kadar gelirdi. Niye gelmedi? Hani be Mehdi vardı, bu kadar zulme karşı ne zaman gelecek falan filan. Acelecilik yapmayın. Allah ne zaman uygun görürse eyvallah başımızın üstünde. Güneş, bulut arkasındaki güneş gibi, onun sağlığından biz eminiz. Allah onun canını sağ etsin, onu hasta etmesin, onu üzmesin, ne derdi varsa bize gelsin diyebiliyorsak, bu keyfi biz yaşıyoruz. O imamın varlığı bize her zaman nimettir, berekettir, bulutun arkasında olsa da, geç de gelse, yeter ki şükür biliyoruz o hayattadır. Peygamberimiz demiş, Kur'an'ımız demiş, biz de iman etmişiz. O bir gün gelecek, ne zaman gelse gözümüz üstüne, ama gelmediyse, yani buluttan çıkmadıysa, yoktur demek değil. Oracıkta duruyor, bulutun arkasından gene dünyamızı gündüz ediyor. Gündüz bulutlu havada da gündüzdür. Böyle düşünmemiz mi doğrudur, haklıdır, yoksa vallahi ben filan derdi çektim gelmedi, işte filan toplum filan kahri çekti gelmedi, öyleyse eyvallah ben gittim, bu haklı olamaz. Ha, ama tabii midir desen, o başka mesele. Onda tabii ki kulügel insanu zayıfa. İmtihandan herkes çıkamıyor ki. Milyonlar imtihana giriyor, birkaçı hedefini vurabiliyor değil mi? İmtihanı kazanabiliyor, arzu ettiği yeri tutturabiliyor. Allah altından çıkamayacağımız şeyle bizi imtihan etmesin. Dolayısıyla artırmak yerine daha da eksilince, neticede Nuh Aleyhisselam da bir beni Adem'dir, insandır, sabrı sınırlıdır, sabrı tükendi, nifrin etti. Hocam, tam burada bir reklam arası verelim. Verin, hemen tamam. Ardından devam edelim. Reklamlardan sonra buradayız.
Evet değerli izleyenler, reklam aramızdan sonra yine buradayız, birlikteyiz. Hazreti Nuh'un tufanına geçtik ama bu arada sorularınız için aşağıda yazan WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da inancdunyamız@cemmedya.com adresinden maille ulaşabilirsiniz sorularınız için. Hocam en sonunda nifrin etti dedik reklamlardan önce. Şimdi alay ediyorlardı bir de. Bak Allah azap gönderir, yapmayın, etmeyin, hem dünyanız kararır hem ahiretiniz. Ama buna karşı kendisiyle alay ediyorlardı. Hani o senin Tanrın azap gönderecekti, ne oldu gibi. Gemi yapmaya başladığında da alay ettiler kendisiyle. Nuh işte deli. Kufa'da deniz mi var? Bu büyüklükte 1200 zira benim ziram da ziradır, isekten parmağın ucuna olan ölçüdür. Ama benim kimi, Nuh'un kimi? Hurma ağacından yüksek, göğüs geniş falan şemali ile ilgili öyle diyorlar. E şimdi onun zirası ise kaç şeydir? Kaç metredir? 100 lira. Evet yani 1200 lira uzunluğu, eğer o gün ölçülmüşse kesinlikle o günün insanının zirası bizimkinden aynı değil. Anlatabildim mi? En az 1 metre olsa bu ne demek oluyor? 1200 metre uzunluğu, 800 metre genişliği, 80 metre yüksekliği. 3 katlı. 3 katlı. Vahşi hayvanlar en alt katta, ehli hayvanlar 2. katta, İnsanlar ve yiyecekleri 3. kattadır. İhtiyaçları. Şimdi ne kadar tufan sürecek onu da hatırlat. Onun üzerine de konuşalım. O arada gelip kendisiyle maskara ediyorlardı. İşte deli. Burada bunu taşıyacak deniz mi var? Ne yapıyorsun? Gemi biliniyor muydu o dönemde? Geminin ne olduğu? İlk işte neccarlığı da ondan öğrendi insanlar denir. Ağaçları ona uygun ağaç kendisi bitirdi. Yani ekti, büyüttü. Ha böyle onunla uğraştı. Neccarlık etti. Yani marangozluk onu yaptı. 200 yıl sürüyor. Bak, düşünebiliyor musun? 200 yıl süreç böyle geçiyor. Ve geminin yapımı için. Evet. Yani. Gemiyle ilgili bölüm 200 yıl. O rivayeti demin arz ettim. 200 yıl. 200 yıl insandan alay edilse, yaptığı iş Allah'ın vahyiyle yapıyor, Kur'an'ın şehadetiyle Allah'ın nezaretinde yapılıyor. Tabir caizse İdris Aleyhisselam'a nasıl birçok şeyi öğrettiyse, terzilik de onlardan birisidir. Okuma yazma onlardan birisidir. Temeddün oluşturma, şehirler yapma onlardan birisidir. Mimarlık isteyen, şehircilik mühendisliği isteyen bir iştir. Değil mi? Sadece bir bina yapma mimarisi değil, şehircilik. 180 civarında şehir yapmıştır. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam da bu bir sanat. Gemi yapmak kolay bir şey mi? Bu kadar gemi görmüşüz. Gene başla yarın bakayım, sen bir şey yapabiliyor musun? Koca gemiyi boş ver. O
bir mühendisin de yapacağı iş değil. Birkaç mühendislik gerekir onun için. Yap bakayım nasıl yapacaksın? Daha şimdi bir bot yapamazsın. Mühendis ister onun da. O dönemin şartlarında. Şimdi bu adam görmemiş de Allah'ın çölünde şey yapıyor, gemi yapıyor. Liza Kur'an diyor ki bizim gözetimimizde yapacaksın. Demek ki diyor ki ilahi ben gemi dediğin nedir, o nasıl yapılır, neyine yapılır. Demek ki her aşaması ilahi vahiy ile yapılmıştır. İdris Aleyhisselam mesela dikişi, ya tamam da neyle iğne, ithal iğne mi getirdi bir yerden? Dikiş dikme için bir iğne, iplik, bunlara ihtiyaç var. Değil mi? Hepsini kendisi yapacak. Bu da vahiy ister. Çünkü sıfır bilgi. Yani. Vahiy olmadan olmaz ki. Birçok ilim ona nispet verilir. Astronomi gibi. Yani sadece tercih değil, okuma, yazma, mühendise. Yani birçok konuda bilgi sahibi olması gerek. Nuh Aleyhisselam da öyle. Allah'ın kontrolünde, gözetiminde yaptı bu büyüklükte gemi. Mesela şimdi 800 çarpı 1200. Bu ne demektir? 1 milyon metrekareye yakın bir şey eder. 960 bin. Değil mi? Tabii tam olarak 960 bin. 1 milyona yakın işte. 960 bin. 1 milyon metrekare çarpı 3. 3 katlıdır. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir... Bu çok büyük bir rakam aslında yani. Anlatabildim mi? Yani... Bu kadar alanın kerestesi... Kereste ağaç, yuvarlak yuvarlak ağacı birbirine bağlamış, kereste lazım. Su geçirmeyecek, alt kattakiler boğulmayacak. O tufanda, hiçbir şey dayanmayan o tufanda, bu o tufana karşı kuvacak sağlamlıkta bir gemi yapıyor. İlk defa yapılır. İlk defa yapılan şey. Kopyası da yok. Müthiş bir şeydir. Efendim, dolayısıyla zor bir işiydi. Bu bunlarla kendi derdiyle meşgul, sizin elinizden bela geliyor. O belaya karşı tedbir olarak ben gemi yapmak, 200 yılımı da ömrümü buna, 2 asırlık ömür buna harcıyorum, sen de gelip benimle alay ediyorsun. Bu yani dil yarası alıp oğlunu getiriyor, bak ola ki benden sonra yaşayacak olsan bu deliye uymayasın sakın ha, bu birden beynini çalıp kendisine uydurmasın seni, bundan uzak durun. Ha işte bu kadar yıldır uğraştığı şeye bak, abesle iştigal ediyor, abesle iştigal ediyor diyordular. Şimdi bazen Nuh Aleyhisselam'ı dövüyordular. Kulaklarından su geliyordu. Burnundan kan geliyordu. Burnundan kan geliyordu. Bazen günlerce baygın kalıyordu. Bu süreçte mi? Yani nübüvveti süresince. Nübüvveti içerisinde. Tabii. Yani onun için diyorlar ya ne zaman Allah bela gönderecek? Ya peygamberini bu duruma sokuyorlar. Ha böyle bela gelecek, yok ertelendi, yok uzatıldı, yok tecil edildi. Bu sefer imandan çıkıyordular. Sen adamı dinden imandan çıkarırsın be derler ya. Öyle. Sonunda imtihanda ısrar edenler, işte canı pahasına bu yurtta
Ağla Ehl-i Beyt'ten el çekmeyen milletimiz var ya, neleri teperek Ehl-i Beyt'e bağlı kaldılar. Bütün dünyayı teperek, iterek elin tersiyle Ehl-i Beyt aşkına işte o necat gemisine bağlı kalmak. Muhlis kullar lazım. Dünyacılar dünyayı nerede görse oraya kayarlar. Yani bugün milletimizin birçoğusu dün Aleviydi. Ama ıslahat fermanları gelince ya ölecek ya terk-i diyar edecek ya da dünya malına kanıp gidecek, Ehl-i Beyt'ten vazgeçecek. Vazgeçmeyenler bütün imtihanlardan dağlarda ve ucra köşelerde Ehl-i Beyt'in muhabbet ve meveddetine bağlı kalarak bunu yaşıyor. Allah bu imtihanı da sınıfta koymasın. Anlatabildim mi? Ha diğerleri dinden çıktı. Estağfirullah, biz onu demiyoruz. Çok şükür hala dinin içinde, din dairesi içinde dönüp dururlar. Başka mesele de ama Ehl-i Beyt gemisinden kaçtılar be. Kaçtılar. Haksızlar mıydı? Kellesi gidecek. Ya da dağlarda nasıl yaşayacak adam? Devletin ulaşamayacağı yerlerde. Haksız mı bu adam? Çoluk çocuğunu ne etsin? İşte giden mi haklı, kalan mı haklı? Bize göre kalanlar haklıdır. Kalanlar kazandı. Selam olsun onlara. Allah bir yolunda ayırmasın diyelim hocam. Evet. Bu gemiye hayvanların doldurulma olayı... Ha, o da Kur'an'ın emridir. Ama yani şu soruyla aslında sorayım. Şimdi günümüzde nesli tükenen belki yüzlerce çeşit hayvanla birlikte belki on binlerce çeşit farklı hayvan var. Yani o dönemde bu kadar hayvanı, yani bir takım hayvanlar işte Amerika kıtasına has, bazıları işte Asya kıtasına has, bu kadar hayvanı nasıl toplayabildi o gemiye? Şimdi bu ilahi kontrollü oldu. Şimdi aslanla ceylanı aynı gemiye bindir. Her birerinden çift, bir çift, bir erkek, bir dişi. Allah neyi uygun görmüşse, yani doğurgan, sağlam neyse, bilmiyoruz Allah'ın ölçüsü neydiyse. Her şey Allah'ın vahyiyle onun kontrolünde olan bir şeydir. Şimdi esas itibariyle bu tufan yer küresinin ne kadarını tuttu? Kimisi diyor ki Nuh Aleyhisselam'ın kavminin olduğu bölgeyi, çünkü azap onlara geldi. Kimisi diyor ki tüm dünyayı. Kimisi de diyor ki ya zaten o gün Nuh Aleyhisselam'ın kavminden başka kavim mi vardı? Hazreti İdris Aleyhisselam'ın oluşturduğu şehirler. Yani bu da bütün dünyaya mebus olunmuştur. Şehirler dediğin mesela İngiltere'de, Amerika kıtasında, Avustralya kıtasındaki şehirler değildi ki. Yani işte tarihin naklettiği, işte Mezopotamya, o andan en uzakta naklettiği Kahire'nin biraz ötesinde Nil Nehri'nin başında bir şehir. Bir müddette Mısır'ın baş şehri oru oldu Kahire'den önce. Şimdi bu aralarda dolaşıp duruyor. Ormanlık alanlara da fazla yaklaşmıyorlar ki. Girmiyorlar ki. Çünkü ormanda yılan var, çeşitli hayvanlar var, yırtıcılar var, kaplan var, aslan var. Çoluğun çocuğun ne olacak? Ona mı besleyeceksin, edeceksin, yoksa ona rızık peşine mi düşeceksin? Anlatabildim mi? Ki yani tüfek bile olsa onun eline tüfek veremezsin ki. Ki o zaman tüfek yok. Yani dolayısıyla olabildiğince açık alanlar belli ki, ama
sulak da olacak ki eksinler, biçsinler, bir şeyler diksinler, yetiştirsinler. Dünyanın hepsi onların. Dolayısıyla belli bir coğrafyada arkeolojik kazılardan da görülüyor ki bu coğrafya daha kadim kalıntılar barındırmaktadır. Efendim, o zaman yani o kadar insan nesli gelişmemiş, daha aradan 5 nesil geçmiş. Yani bu 6. nesildir. Bütün cihanı sarmış da değil. Diyelim ki Karadeniz'in güneyinde bu coğrafyada, o andan işte Nil Nehri'nin civarı, daha öteleri çünkü çok vahşi hayvanlar var. Bu yandan Arap Yarımadası, işte belki Mezopotamya üzerinden İran falan, o zaman mesela Hindistan'da niye olsun? Hala kobralar deyince ben diyorum, orada tarımda çalışanlar nasıl çalışıyor acaba? Her yerden kobra fışkırabilir. Ki var. Her sene bir sürü insan ölüyor kobra sırmasına. Şimdi azdan çoktan devlet var işte, tedbirler var, hastaneler var, panzehirleri var, şu var, bu var. Buna rağmen bir sürü insan ölüyor. Kobralarla iç içe git yaşa bakayım. Zoru ne? Zoru ne? Dolayısıyla bir takım müstehitlerimizin dünyayı kadim dedikleri, işte Afrika, Asya, Avrupa, buraları zaten su basmışsa mesele bitmiştir. Amerika'da henüz insanoğlu oraya, Avustralya'ya gitmemiş ki. Oraları ha bassın ha basmasın, ne fark eder? Ama bu tufan o buzul meselesini de içine alıyor mu? Dünya buzullaştı falan, onunla mı aynı şeydir? Bunu da bilmiyoruz. Ama ben kuvvetle muhtemel şunu diyorum. İdris Aleyhisselam mesela gittiğinde orada 72 dil konuşuluyor. Belki de sembolik rakamdır, daha fazladır mebus olduğunda. Onların hepsinin dilini Allah buna öğretiyor. Onların hepsiyle konuşabiliyor. Ya bunlar hele daha Adem'in çocukları ise, ya kardeş aynı ailenin çocukları da, yani bir dedenin torunlarıdır bunlar. Ne zamandan beri birbirinin dilini anlamaz oldular ki? O benim o şey konusundaki görüşe yatkınlığıma da bir delil oluyor. Yani insan kolonisi vardı. Vardı. Adem'in oğulları da onlarla evlendi. Melekler de onun için, Allah ben insan yaratacağım demiyor. Müfessirlerimiz genelde burada şey var. Yanılıyorlar. Ben yeryüzünde bir insan yaratacağım ve onu halife edeceğim demiyor. İnni ca'ilun fil arzı halife diyor. Ben yeryüzünde halife tayin edeceğim. Tayin mi yani? Ca'ale. Ca'ale kelimesi başka ne olabilir ki? Karar kılacağım. Başka ne olur? Efendime söyleyeyim, ahluku demiyor. Ca'ilun. Yeryüzünde bir halife tayin edeceğim. Bu başka anlama gelmiyor. Onlar da niye biz varken, bak şu adam öldüren, kan töken, fesat çıkaranları niye halife ediyorsun diyorlar. Demek ki bir şey var hali hazırda. Görüyorlar. İlkel insanlar var. İlkeldirler. Adem Aleyhisselam halifetullah olarak geliyor. Fakat
onlar birkaç dönem helak oluyorlar. En sonuncusu de bu. Nuh Aleyhisselam'ın, Adem'in 6. kuşak torunu döneminde toptan gidiyorlar. Topyekün yok ediliyorlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu şimdi var olan kuşak peygamberin evlatları, hayır, asi olabilir, hasud olabilir, Kabil gibi. Ama yani bir sürü put yapıp onlara niye tapınmaya başladılar? Ne oldu bunlara birden? Putu bu kadar kısa zamanda şey ve hep peygamberlerle, peygamber amcayla, peygamber dedeyle, peygamber babayla muhataplar. Anlatabildim mi? Yani İdris Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ı görmüş. Şis Aleyhisselam'ı görmüş. Şit diye Türkçe'de kullanılıyor. Kendisi de peygamber. Yani ne oldu bunlara ki birdenbire hepsi putperestliğe döndüler ve bu kadar mucizeleri gördüler? Ne oldu ki birdenbire Nuh Aleyhisselam geliyor, artık yeni moda, herkes putperest kesilmiş. Bunlar ne oldu yani? Evet, niye yani birdenbire... hani belki günümüzde çok anlamlı olabilir ama o dönem anlamsız, çünkü her şeyi yeni öğreniyorlar yani, yani ilk nesil. Ya putu nereden mesela öğrendiler de puta tapmaya başladılar? İşte, çok yani enteresan. Onun için ben diyorum ki o koloni devam ediyordu. O ilkel koloniler gittiler. Yavaş yavaş enbiya türemesi, en çok da Nuh Aleyhisselam'la beraber hepsi gitti. Kur'an'dan, rivayetlerden anlaşılan ve burada nakledilen genetik bilimciler de insan neslinin o üç kardeşe, Nuh Aleyhisselam'la olanlarına intisap ettiğini. Dolayısıyla yani bu demek oluyor ki o kuşak tamamen yok oldu, o ilkel insan kuşağı. Zaten misyonu da bitti. Yeniden bir dünya oluşacak. Şey de diyor ki, burada güzel bir şey nakletmiş. Salman İsfahanlı bir Acem geliyor peygambere itaatiyle hangi makama yükseliyor? Resul buyuruyor ki Es-Selmanu minna ehlel beyt. Peygamber hanedanı oluyor. Hiçbir nesebi bağı yok. Biri Arap, biri Acem. Diyor, o bizdendir. Kendi Kureyş'ten olanlar bizden değil, bizdendir demiyor da. Tebbet ya da Ebi Leheb diyor öz amcasına, Kur'an. Salman'a Resul buyuruyor, Es-Selmanu minna ehlel beyt. Salman biz ehl-i beyt'tendir. İhlas, bağlılık, sevgi, aşk Salman'ı bu duruma getiriyor. Öte yandan Nuh'un oğlu Kenan babasına itaatsizlik yüzünden Allah biliyor ki o senden değil. İmamımız buyuruyor ki Allah'ın senden değil demesi, yani o iman bağını kestikten sonra onu senin ailenden beri ettim. Yani kestim bağını. Öz böz oğludur. Ama itaatsizliği yüzünden, şeytana uyması, küffara uyması yüzünden o baba oğulluk bağını da kesiyor Allah. Ama itaat ve sevgi bağı geliyor baba oğul bağından daha bağlayıcı bir bağa dönüşüp minna ehlel beyt diyor. Namahremin hayal bile edemeyeceği ailenin mahremi diyor Salman-ı Farsi'ye. Anlatabildim mi?
İtaatle itaatsizlik böyle insanı felakete, helakete sürükleyebilir. Necat gemisinin tam orta köşesine de oturtabilir. Allah bizi salman etsin. Efendim, burada Sadi Şirazi'den de güzel bir şiirle onu süslemiş. Peser Nuh ba bedan benişest hanedan-ı nübüvveteş kum şud. Seg-i eshab-ı kehf ruzi çend peyi merdum girift o Adem şud. Enteresan. Diyor ki Nuh'un peygamberin, ulul azm peygamberin oğlu kötü arkadaşlarla durup oturdu. Hanedan-ı nübüvvetten silindi. Bak bu unvandan silindi. O da Nuh'un ehli beytidir de Hüzoğlu. Ashab-ı Kehf'in iti birkaç gün adamlarla yaşadı. İnsan-ı kamillerle yaşadı. İnsan oldu. Rivayetler var çünkü hadiste Ruz-u Mahşer'de o da birilerinin Beni Adem'den olan birilerinin kıyafetinde, suretinde cennete gidecektir. Adam olup cennete gidecektir. İt adam olur da işte adam yedi bitten beter oluyor işte. Bu. Eyvallah. Hocam bir reklam arası verelim mi? Veriyorum. Reklamlardan sonra buradayız. Değerli izleyenler, Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgündüz'le İnanç Dünyamız programımız devam ediyor. Hazreti Nuh'un tufanını konuştuk ama takdir edersiniz ki çok önemli ve geniş bir konu Nuh'un tufanı konusu. O yüzden bu konuya önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Fakat bugün çok önemli bir gündemimiz var. Dünyanın hemen hemen tamamının ilgilendiği Trump'ın İsrail konusundaki kararı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili İsrail'den biliyorsunuz işte Kudüs bizim 3000 yıllık başkentimizdir gibi bir açıklamalar geldi. Biz zaten buranın yerlisiyiz, sahibiyiz gibi. Türkiye'den özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Bu bizim kırmızı çizgimizdir dedi. İsrail hala orada çok büyük zulümler uyguluyor. Yani neden bugün gibi çok sert bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden de açıklamalar geldi. Bu konuyu Sayın Özgündüz'le değerlendirmek istiyoruz. Bu Trump'ın bu kararı, İsrail'in açıklamaları, Sayın Erdoğan'ın açıklamalarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir defa Trump dünyanın şu noktası kime aittir noktasında karar verebilmekten daha küçük bir şeydir. Yani Trump'ın kararıyla olmaz o iş. Bu noktadaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclis konuşması, grup konuşması, bununla ilgili konuşmasını aynen ben de altına imzamı atıyorum. Müslümanların kırmızı çizgisidir. Mantık değerlendirmesi yapacak olursak, yani diyecek çok şey var. Vakit sınırlı. Evvela 3000 yıldır
Yahudinin başkenti diyor. Cumhurbaşkanımıza cevaben onu diyor aslında. Yahudilerin 3000 yıllık başkentidir, kıblesidir dese anlarım. Kabul, eyvallah. Bizim de 1400 yıllık kıblemizdir. İlk kıblemizdir. Peygamberimizin miraca yüceldiği noktadır. Ama başkent diyor. Evet. Kaç bin yıldan beridir Yahudi devleti orada var mı ki? Yani 1400 senedir biz fethetmişiz. İslam fethetmiş orayı. Efendim, ondan önce de Roma egemenliğindeydi. Yani Hristiyan sizin Hristiyan olmadan önce de, Hristiyanlık gelmeden önce de, sizin yani ne kadar sürmüş devletiniz ve başkent olmuş? Peki İbrahim Aleyhisselam hesabına gidecekseniz, İbrahim Aleyhisselam Mezopotamya'dan gitmiştir. Sonra kaç yüz yıl Kıptilerin kölesi olmuşsunuz orada? Kaç asır? Mısır'da. Sonra oradan kaçıp Musa Aleyhisselam'ın önderliğinde gelmişsiniz. Musa Aleyhisselam'a ne kadar zulmetmişsiniz, ne kadar peygamber öldürmüşsünüz. Sonra başkaları gelmiş, sizi öldürmüş, sizi yok etmiş, oraya egemenlik kurmuş. Peki siz oraya geldiğinizde Yusuf Aleyhisselam'dan 400 yıl sonra kölelikten gelmişsiniz. O bölgede insanlar var. Siz onların yerini işgal etmişsiniz, oraya girmişsiniz. Allah'ın emriyle gelinmiş, nebevi hareket olduğu için biz onu tartışmıyoruz. O noktada o nebevi hareket bizim hareketimizdir. Biz onu reddetmiyoruz. Ama siz kavim olarak bu işi böyle ele alırsanız, siz oraya göçebe geldiniz. Oranın halkı vardı. Onlarındır, Filistinlilerindir. Filistin'de zaten vardı insanlar. Efendim, ondan sonra da binlerce yıldır sizin orada başkentiniz olmamış orada. Başkalarının egemenliği olmuştur. Yani bizim 3000 yıllık başkentimiz dedim, kıblemiz de eyvallah, hangi kabul edeyim yani. Hangi 3000 yıl? Hayır, söyle bana bakayım nerede? Bir. İkincisi, ha siz de bir müddet orada yaşamışsınız göçebe olarak. Buranın asli sahibi değilsiniz. Asli sahiplerine, Filistinlilere bırakın. 1400 yıldır Müslümanların elindedir. Sen binlerce yıl önce bir ara orada yaşamışsın diye, hükümet etmişsin diye, orası senin olmaz ki. Senden önce de birileri vardı orada. Onlarındır. Senden sonra birileri, 1000 sene önceyi eğer 1400 sene önceden beri sahiplerini sen gayrimeşru sayarsan, hala bizimdir dersen, ve de Trump Bey de bunu onaylarsa, o zaman ben şunu derim: Trump Bey, sen Amerikalı değilsin. Hangi cehennemden geldiysen ora Kızılderililerindir, çık git oraya. Evet. Anlatabildim, daha kaç yüz seneliktir. Eğer bu binlerce yıl önce biz burada olmuşuz diye
birilerinin olacak ve oranın asıl yerlileri oradan gidecek. 1400 senedir de diniyle, kültürüyle beraber orada var olan Filistinliler oradan gidecek, Müslümanlar oradan gidecekse sen önce Amerika'yı bir defa terk etmen lazım. Yani herkes ilk var olduğu yere her kavim dönecekse, siz daha dün gittiniz Amerika'ya, oradan bir çıkın hele. Asli sahiplerine teslim edin. Asli sahiplerine teslim edin orayı. Güney Afrika'daki soydaşlarınızı da oradan çekin. Ve şu an girdiğin İslam topraklarından cehennem ol git. He? Bu hafta Vahdet haftasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum haftasıdır. Müslümanların birliği için bura bu iyi bir noktadır. Birliğimiz, dirliğimize belki bu musibet bin nasihatten iyi olur. Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki eğer o onu yaparsa dönem başkanı olarak ben de İslam İşbirliği Teşkilatı liderlerini toplarım. Bence de hiç beklemeden bunu yapmalı ve bence misyonu dün İngilizlerin amacını yerine getirip onlara hizmet edip Osmanlı'nın şahsındaki İslam birliğini bozmak, bugün de İngiliz'in naipliğine soyunan Amerika ve bölgedeki gayrimeşru veletleri İsrail'e açıkça artık gizletmeye de gerek görmüyor hizmet eden Ali Suud'u kontrolünden bu İslam İşbirliği Teşkilatı çıkmalı ve fetih yurdu olan İstanbul merkezine getirilmeli ve bence birçok Müslüman belki bunu uygun görmeyebilir veya benim bu sözümden başka şey çıkarmaya çalışabilir. Bana göre Türkiye bu işin bayraktarlığını almalı. İran İslam Cumhuriyeti ile samimi bir işbirliği içerisinde. Çünkü Filistin en son bizim elimizden Türkiye Cumhuriyeti'nin varisi olduğu Osmanlı'nın elinden gitmiştir. Ve İngilizlerin eline geçmiştir. Vahabi Selefi İngiliz uçaklarının onlarla işbirliği yapması yüzünden bütün Arap Yarımadası ile birlikte Filistin'de Müslümanların elinden çıkmış. 1947'de de İsrail Devleti kurulmuştur orada. Yani eski Cumhurbaşkanımız Dışişleri Bakanı iken Sayın Abdullah Gül demişti. Ora bizi ilgilendirir çünkü hala oranın tapuları bizim kasalarımızdadır. Bizi birinci dereceden ilgilendirir. Dolayısıyla bu işin sancaktarlığını Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapsa, İran İslam Cumhuriyeti'nin buna destek olacağını umuyorum. Mesela üzüm yemekse, İslam İşbirliği Teşkilatı da esas itibariyle İslam Konferansı olarak kurulan Filistin'i kurtarmak amacıyla, Mescid-i Aksa'yı esaretten kurtarmak amacıyla kurulmuş. Dolayısıyla o işte bizim her türlü hakkımız var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. İran İslam Cumhuriyeti de bize mukavemete bugüne kadar, kurulduğu günden bugüne kadar katkılarına da teşekkür ederek kendilerinin tecrübelerinden ve bölgede oluşturdukları güçlerden de istifade ederek sancaktarlığı yapmak yakışır. Mufeti yurdunda, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daimi merkezinin burada olması lazım.
Yoksa İslam'ı bölüp parçalamak için kurulan Suudi'nin kontrolünde olduğu sürece İslam İşbirliği Teşkilatı hiçbir şeye yaramaz. Daha Myanmar Müslümanlarının derdine derman olamıyoruz. Çok basit olmasına rağmen. Derdine derman olamıyor. Çünkü yanlış ellerdedir. Dönem başkanlığından ziyade daimi merkezinde buraya gelmesi lazım. Müslümanların burada toplanıp bu vahdet haftası da bitmeden Peygamberimizin kutlu doğum haftasında acilen toplanıp bu konularda karar vermeleri gerekir. Dolayısıyla daha bir asır geçmedi benim elimdeydi veya tam bir asırlık daha yeni doluyor. 1917'den 2017. Bir asır daha yeni doluyor. Benim elimdeydi. Sen kaç bin yıl önceden orada olmuşum diyorsun. Ben daha geçen asır oradaydım. O halde ora benim bir şehrimdir. Sen oradan cehennem ol git deme hakkımız var bizim. Eğer kıyaslama böyle giderse. Efendime söyleyeyim. Bu dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda onun da beyanatını dinledim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda hassastır. Milletçe biz hassasız. Bütün Müslümanlar hala Müslümansalar, hassaslar. Tabii ki o Suudi müftüsü şimdi de diyor ki İsrail'le savaşmak haramdır. Evet. Haramdır. İsrail'e karşı direnenler Hamas, Hizbullah, işte onlar teröristtir. Onlarla savaşın, İsrail'le savaşmayın. İşte bu Suudi'nin elinde Kudüs'ü kurtaracak teşkilat onun elinde hakikaten İsrail'e yaramaktan başka bir şey olmaz. Netanyahu hocam bunu çok açık olmaz. Söylüyor. Biz Araplarla, bölgemizdeki Araplarla işte çok yakın dostluklarımız var ve birçok konuda işbirliği yapıyoruz. Onların bizim arkamızda olduklarını açıkça görüyoruz gibi. Kendi kime karşı? İran'a karşı. Direnişe karşı. Evet. Direnişe karşı. Yani. Şimdi onların kontrolünde Filistin'i kurtarma, Mescid-i Aksa'yı kurtarma teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı bu amaçla kurulmuştu en başından. Onların kontrolünde olsa bu demektir ki İsrail'e yarayacak. Başka kimseye yaramaz. Dün de burada birileri hani bizim 9 şehit verdiğimiz Mavi Marmara'da Pansilvanya'daki ne demişti? Siz biliyorsunuz ki ora İsrail. Akdeniz İsrail hegemonyasındadır. Niye gittiniz ki? Ne yazık ki birileri de burada Hoca Efendi ne diyorsa doğrudur demişti o gün. Evet. Ama şu andaki Sayın Devlet Başkanı bu konuda hassasiyet gösteriyor. Ben de o hassasiyete katılıyorum. Her Müslüman gibi, her kanı bozulmamış Müslüman gibi, her Türk gibi, her kanı bozulmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi. Evet, o bizim kırmızı çizgimiz olmalı. Aynen Kerkük'ün olduğu gibi, Karabağ'ın olduğu gibi biraz daha fazlasıyla. Çünkü Mescid-i Aksa olayı bizim ilk kıblemiz olmakla birlikte Peygamberimizin miraca niye Mekke'den getirilip oradan götürülüyor? Yani bir yerde Allah bize vizyon veriyor. Yani ora sizin yüceliş noktanızdır. Anlatabildim mi? Yücelecekseniz buradan yükseleceksiniz. Bura başkasının elinde olmamalı. Haydar-ı Kerrar'ın Hayber'i gibi, Hayber'i fethettiği gibi Haydar-ı Kerrar'ı Gayr-ı Ferrar'ın muhipleri olarak Türk milleti yine Uran sancaktarlığını yapabilir. Yani Trump'ın orayı tanıması, Trump yani hangi mantığa hizmet, ne diye
Netanyahu işte İsrail hükümetinin mantığını, onun mantığı nedir? İşte bizim bura başkentimiz olmuştur 3000 yıl. 3000 yıllık başkentini size ben de verdim, size gitti. Önce Yahudilerin, bunu ispatlayın diyorsunuz yani. Ya 1400 yıldır bir defa bizim egemenliğimizdedir. Arada kısa dönemler kesilmiş olsa da. Ondan önce de Roma'nın hegemonyasındaydı. Size hangi 3000 yıldan bahsediyorsun kardeşim? Hangi 3000 yıldan bahsediyorsun? Ha madem fi tarihin biz de orada olmuşuz diyorsanız, dolayısıyla ondan sonra gelenlerin orada hakkı yoktur diyorsanız, 1400 senedir orada olanların hakkı yoktur. Hayır, oranın halkı olarak onlar ondan önce de vardı. Siz Mısır'dan, kölelikten geldiniz oraya. O zaman Trump Bey, sen Amerika kıtasında ne işin var? Çık gel, hangi cehennemden gitmişsinse gel dön yerine kardeşim. Oranın asli sahipleri Kızılderililerdir. Bırak orayı Kızılderililere. Yani bu hangi mantıkla konuşacaksınız? Gelin yani sence adam gibi oturun. Bu mantıkla sizin Amerika'yı bırakıp gelmeniz lazım. Efendim, bu noktada evet, bu artık bizim tabiri caizse hem kitlevi olarak tepki koymamız lazım. Hem de çok şükür devletsiz değiliz. Devletimiz var. Devletimiz dönem başkanlığı da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gerçi o ismin biraz düzeltilmesi, Türkçe'de düzeltilmesi gerekir bence. Başka bir isimler, baş harfleri başka düzeltilmesi lazım. Hangi amaçla diyorum, ona değinmek istemiyorum. Dönem başkanlığımızda ve de bizim elimizden gitmiş oraya ciddi bir atılım yapmalıyız. En yakın zamanda, en yakın zaman dediğim hemen bugün. Sayın Cumhurbaşkanı, diğer İslam ülkeleri liderlerini toplasın. Ak yüzle kara yüz de belli olsun. Bir takım yaptırım kararlarına zorlasın. Anlatabildim mi? İslam ülkeleri olarak. Kim yan çiziyor? Onlar bir ortaya çıksın. O andan da onlar karar vermiyor diye biz kararsız kalmayalım. Öyle inanıyorum ki büyük çoğunlukla karar çıkar. İsrail'i de Amerika'yı da caydıracak yaptırımlar. Belki bir hayra da vesile olur. Evet, 60'a yakın İslam ülkesi. 60'a yakın İslam ülkesi. Birliğimize, dirliğimize ümmet olarak, İslam birliği olarak hakikaten bir birlik olduğumuza vesile olabilir. Bu da birçok yerde, Myanmar gibi, Karabağ gibi, Keşmir gibi azınlıkta olduğu veya işgale uğradığı yerlerde diğerleri için de ibret olur, caydırıcı olur. Ben bundan yanayım. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgündüz ile İnanç Dünyamız programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek ümidiyle hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın, dostça kalın.